Evet efendim. Eklem ağrınız, kas ağrınız varsa lütfen bizi arayın. 0212 331 66 24 25, 0212 331 66 51 52 ya da e-mail atın bize doktoraytu@tv360.com.tr adresine. Konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı e, Doktor İlker Garipoğlu hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba çok mersi. Siz nasılsınız? Sağ olun. E, sizin branşınızda ismi değişti galiba değil mi artık? Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Fiziksel tıp, tıp ve Rehabilitasyon, rehabilitasyon. oldu. E, şimdi ben şunu soracağım. Bizim vücudumuz çok enteresan. Başımızda kafamızın içine bir sorun olsa omzumuz belimiz boynumuz ağrıyor. Ne kadar değişik bir yapı. Yani vücudumuzun her tarafında gün içinde çeşitli defalar ağrılar hissediyoruz ve bunların sebebi beynimizdeki bir düşünceden tutun havadaki Roma şeyden nem oranından tutun ya da bir yere çarpmamızdan olabiliyor. Bu bu kadar geniş bir alanda en çok ağrıların sebebi nedir? Yani bizim toplumumuzda özellikle ağrı ile ilgili hastalarımız çok fazla. Bunun en çok sebebi özellikle yaşam tarzı olarak görüyoruz. Bunlardan bir tanesi sedanter yaşam çok fazla spor yapmama, hareketsizlik, hareketsizlik yani. diğeri işte yeterli sıvı alınmaması, yeterli ve düzenli spor egzersiz yapılmaması. Bir şey soracağım. Sıvıların bu ağrılarla ne alakası yani var? Yani ortamda havadaki nem oranı bile ağrı medyatörlerinin belli bir oranda salınmasını artırdığı söyleniyor yapılan çalışmalarda. O yüzden alınan verilen sıvı hem hücre biyokimyası açısından hem genel hayat kalitesi açısından ağrı yolaklarının daha sensitif olması açısından önem taşıyor. O yüzden biz sıvı alımını önemsiyoruz hastalarda. Yani sıvı aldıkça vücudumuzda ağrıyı yapan maddelerin salgılanması hem, azalıyor. Hem detoks gibi düşünün, detoks yapıyorsunuz vücudunuzda. Hem de hastanın genel bağışıklık sisteminde güçlendiği için ağrılara karşı daha dayanıklı oluyoruz. En çok toplumumuzda görülen sebeplerden bir tanesi de çok kullanma. Özellikle ev hanımları, özellikle masa başı genç nüfusun fazla olması, işte şoförler, taksiciler yani toplumumuz genel olarak çalışan bir toplum fazla kullanıyoruz. O yüzden günün ilerleyen saatlerinde ağrılarla çok sık karşılaşıyoruz. Bizim poliklinimize gelen hastaların çoğu da bel, boyun, sırt, omuz bütün eklem ağrıları ya da iltihaplı romatizmal ağrılarla bize başvuruyorlar. Evet şimdi aslında hakikaten dediğiniz o kadar günlük yaşamda şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz çocukken biliyorsunuz evlerde bu yeşil kırmızı büyük telefonlar vardı. Böyle döndürülen çevrilen tırt tırt çevrilen. Şimdi onların ahizeleri büyüktü. Yani ben hatırlıyorum mesela annem bazen elinde bir iş yaparken onu şurasına sıkıştırırdı şöyle konuşurdu. Bu sıkıştırdığı zaman o büyük bir şeydi. Şimdi insanlar cep telefonunu oraya sıkıştırıyor. Evet. E Cep telefonu kağıt kadar küçük bir şey. Şimdi buraya sıkıştırmak için iyice bu boyun yatıyor yana ve bununla konuşuyor. Şimdi böyle tuhaf hareketler yapıyoruz gün içinde ve bunların farkına da varmıyoruz. Bir süre bunu yaptı ya da mesela eliniz devamlı böyleyse. Yani omzunuz, kolunuz, boynunuz, her tarafınız kaslarımız buna uygun değil herhalde. Değil, değil mi? evet yani biz bir kere ergonomik düzenlemeleri çok bilmiyoruz. Özellikle mas masa başında çalışan e, insanlar bilgisayar seviyesi nerede olacak, nasıl bir koltukta oturacaklar, masa seviyesi. Mouse'u kullanma pozisyonu ya da ev hanımları bir öne eğilirken hangi pozisyonda eğilecekler, ağırlığı nasıl kaldıracaklar ya da telefonla dediğiniz gibi konuşurken o telefonun pozisyonu ne olacak, boynun durumu, yatak kalitesi, yastık yani genel olarak hayat içinde çok fazla ergonomiyle ya e, da kullanma ile ilgili çok fazla yanlışlar yapıyoruz. Özellikle Karadeniz insanı çok fazla işte bağda başta çalışan sürekli öne doğru eğilme postüründe olan insanlar sürekli bu yüklere maruz kalıp hem dejenerasyona, hem kas ağrılarına, hem omurga problemlerine zemin hazırlıyorlar. Şimdi e, hayat bizi e, öne doğru eğiyor galiba. Hani derler ya belini bükmüş, hayat belini bükmüş Zol, derler. Hayat zorlamış. Evet ha. yani hayat belini, belimizi büküyor. Evet. Yani biz çünkü gözlerimiz burayı görüyor ya. Ben de eminim arkada da gözlerimiz olsaydı biz dimdik insanlar olurduk. Çünkü Vay, devamlı anca... burayı görüyoruz. Devamlı giderek buraya doğru eğiliyoruz. Yani... Gün içinde böyle bir eğilimimiz en, var. En basiti, işte bilgisayar kullanıyoruz, evet. Ö, önde eğiliyoruz. Laptop kullanıyoruz, o şekilde yemek bir, yiyoruz, bilgisayar eğiliyoruz. Bilgisayarın ekranının nerede olması lazım? Yani tam karşımızda 60-70 santim uzakta. E, belli bir göbek hizası e, hizasında bir masa yüksekliği. Bir klavye olması. Klavye yani. yüksekliği. Mouse tam dirsekten kolun 90 derece açısı. El bileği sağa sola deveği olmadan sadece orta hatta. Bir kere el, gibi. el bileği e, bilgisayar kullanırken, o mouse'u kullanırken şöyle oluyor. Yani şu hareketi yapıyoruz. Bunlar da çok zorlanmalar. Bu, bu hareket uzun süre kaldığında hakikaten insan şey söyledi. Ben şimdi başka farklı şöyle elimle şey yaptığım, dokunduğum bir alet aldım. Daha rahatladım. Tabii. Yani çünkü bu tutma mahvediyordu insanı. Mesela insana. temizlik yapan ev hanımları. Evet. Elektrik sübrigesiyle yaptığı pozisyon sürekli. Yemek yaparken belli bir pozisyonda sürekli aynı pozisyonda kalma. Omurguya binen yük dengesi, yük aktarımı ağırlık merkezini değiştirip birçok hastalığa davet çıkarıyor aslında. Peki e, görüntülerimiz var onları da bir alalım ekranımıza şimdi onların üstüne de biraz konuşalım e, aslında vücudumuz çok enteresan bir yapıdan oluşuyor yani e, ben hep şunu söylüyorum hani 30 sene sonra hekimlikte hala her şey beni çok şaşırtıyor. Her şey beni böyle hayran bırakıyor o kadar müthiş bir e, sistemimiz var ki böyle alayım sizi de şöyle şimdi bir iskeletin Şöyle bu tarafa doğru dönerseniz bir iskeletin bir sürü eklemi var ve hepsi birbiriyle uyumlu çalışıyor evet. değil mi bunların? Tabii şimdi aerodinamik olarak muhteşem bir e, iskelet sistemimiz var. E, tabii bizim en çok gördüğümüz şeyler en fazla yük altında kalan bir kere omurgamız var. E, kalça eklemimiz var. Bütün yükü çeken diz eklemlerimiz var. Çok sık kullandığımız için omuz, e, dirsek ve el bile eklemlerimiz var. Yine yükümüzü çeken ayak bile eklemlerimiz var. Bu aerodinaminin içinde eğer hastalar... Kişiler bu ayrı dönemi uygun davranmazlarsa, özellikle kilo alımı bizim toplumumuzda çok sık karşılaştığımız bir şey, çok fazla kilo alımı, ya, yanlış yere yük aktarımı, dengesiz yük aktarımları ya da farklı eklemleri fazla kullanma ya da dediğim gibi e, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi belli pozisyonlarda yanlış kullanım bu eklemlerde harabiyeti yaparak hastaların şikayetleri bize başvurmasına sebep oluyor. Biz de bu eklemlere yönelik neler yapabiliyoruz? E, klasik fizikte tedavi yöntemlerinden egzersizlere ilaç uygulamalarından bizim yapacağımız bazı özel enjeksiyon yöntemlerine kadar artık geniş bir elimizde donanım var. Evet, yani fiziksel tıbbın da artık gerçekten evet. silahları çoğaldı. Evet, çok fazla. yalnız ben ev hanımlarına hayranım mesela ee, ellerinde taşıyabildikleri torba sayısı ve yük çok fazla. Evet. İnanılır gibi değil. Yani Hı. şöyle görüyorum bazen öyle bir hal alıyor ki iki taraftan aşağı doğru çekilmiş sanki hani yere biraz sonra yavaş yavaş içeri girmeye başlayacak gibi. Ama onu böyle taşıyorlar ve bunu çok yaşlı hanımlarda Hadi da görüyorlar. Yani onlar da kendi işlerini kendileri yapmak için bunu yapıyorlar. Ama vücut da alışıyor galiba. Yani sonra da bizde bu fibromyalji denen kadınlarda hani en çok görülen o sırt ağrılarından herhalde bu Biz özellikle hastalığımıza yani hastalarımıza öneriyoruz bir yük, yük taşırken dengeli taşımaları gerektiğini. Tabii insanımız o kadar çok bunu yapmış ki Hani o ağrılara rağmen kendini o kadar alıştırmış ki artık onlara bu ağrı bile gelmiyor neredeyse. Ama bir taraftan fazla yüklenme ya da dominant kullandığı kolunu daha ağır kaldırma gibi yanlış şeyler çok görüyoruz. Burada da en çok karşılaştığımız e, eklem bölgelerindeki ağrıları göstermek evet, istedim. Evet yani omuzda dirsekte, kalçada, kalçada dizde, dizde, ayak bileğinde evet. ve omurga çok fazla sık en sık karşılaştığımız ağrı yerleri. Evet. Bir sorumuz var. Hemen onu alalım. Buyurun. Doktor Bey'e bir sorum olacak. Kızım 8 yaşında, okul çantası çok ağır, sırtında ağrılar var. Bu yaştaki çocuğun sırt ağrıları nasıl tedavi edilebilir acaba? Bu da çok Teşekkür güncel ederim. bir konu aslında. Çok Özellikle poliklinize gelen çocuk hastalarımızın çoğu bu şikayette geliyor. Tek taraflı yanlış yük aktarımı, iki taraflı ağır çanta taşıyıp omurganın öne doğru eğilmek zorunda kalması bir de Yanlış yük taşımaktan dolayı gelişen omurga eğrilikleri skolyoz dediğimiz ki en sık gördüğümüz çocuk yaş grubunda bu. Ben özellikle çocuk doktorluğu da bunu sık sık konuşuyorum. Ee, özellikle büyüme çağındaki çocukların hepsine skolyoz taraması yapılması gerekiyor bu yanlış çanta taşımaları yüzünden. İkincisi fıtıklar artık belli bir yaşta olan diye bir şey yok. Her Genç yaşta yaş olabilir. grubunda benim 10 12 yaşında fıtık hastalarım var. O yüzden mutlaka Fıtık var mı? Sadece basit bir kas ağrısı mı? Omurga eğriliği var mı? Bu tip hastaların mutlaka çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Evet. Ben e, bir anım var. E, kızım yani ilkokul ya da işte hani ilkokul ama ilkokuldu çünkü çantası var. Şimdi ben hep şey diyordum. Sırt çantası takıyordu. Sırt çantasının iki şeyini birden taktı. takıyordu. Bir tarafa doğru hani çekmesin işte omurga şey olmasın diye. Fakat onun içine öyle bir doldurmuş ki bir gün ayakkabılarını bağlarken Geriye düştü. o derece. Şimdi düştü. Kalkamıyor. Eller ayaklar havada. Yani hakikaten şimdi onu görünce insanın içi acıyor. Çünkü çocuklar ne kadar defter, kitap varsa o koca çantaya Dol dolduruyorlar. Evet ve o sırt onu taşımak zorunda kalıyor. Aynı zamanda omuz problemleri. Bunu taşırken omuzuna yüklendiği için omuz problemleri. Boyun kası çekildiği için boyunda kas zorlanmaları, sırtta kas zorlanmaları çok sık karşılaşıyoruz. Evet Ona bir sorumuz daha, daha lazım. var galiba onu da alalım. Egzersiz sonrası oluşan ağrılarımıza ağrı kesici veya da kas gevşetici kullanmak ne kadar doğrudur? Yani sağlığımıza koşarken sağlığımızdan olur muyuz? Şimdi tabii bu da önemli bir soru aslında. Biz klasik olarak doktorlar hani kendisine gelen hastalara klasik egzersiz kağıtları veriyoruz. Ben genellikle anlatmaktan yanayım. Kişiye özel hazırlanması gerektiğini düşünüyorum egzersizlerin. Değil mi? Hazır bir şey vermek Yok. çok Çünkü mantıklı değil. Çünkü insan anatomisi çok farklı, herkesin farklı sorunları var, farklı problemleri var, farklı kişilik ve kas özellikleri var. Ben ona uygun kişiye özel egzersiz formları veriyorum. Medikal tedavi bu işin neresine girer? Nerede başlar? Nerede vermeliyiz? Yani çok ben medikal tedaviden yana değilim. Hani gelen hastalarımda Fizikte daha bir daha öncelikle yapıyorum. Hani hem kas iskelet sistem Şu ağrılarında... bir açıklayayım. Medikalde yani ilaç alıp ağrı kesici, ağrı kesici vereceği, veya veya kas diyorsunuz? gevşetici kas gibi yerine fizik tedavi, fizik tedavi uygulamaları ya da enjeksiyon uygulamaları bence daha başarılı. Hem böbreğinizi ve karaciğerinizi yormuyorsunuz. Hem de bunların yan etkilerine maruz kalmaktan kendinizi korumuş oluyorsunuz. Ben genelde ilaç vermekten çok taraftar değilim. Evet. Peki bir soru daha alalım. Hocam günaydın. Ee, hocam ben iki sene önce merdivenlerden düştüm. Bu omuzum benim bir buçuk ay alçıda kaldı. Ee, fakat şimdi bu omuzum bir şey kaldıramıyorum. Çok ağrıyor. Bizim eklem yerlerim, bu kemiklerim, böyle diz kapaklarım falan, bel fıtığı da var bende. Ee, fakat iki elim dolu pazardan gelemiyorum. Pazar getiriyorum ama yine onlar çok şey yapmıyor Ağrılarım çok hocam. Gece yatamıyorum. Sabah yataktan kalktığım zaman... Yataktan kalkamıyorum hocam. Yani ağlayaraktan yatıyorum, ağlayaraktan kalkıyorum hocam. Her tarafım ağrıyor yani kemiklerim. Tabii bu tip hastalarda e, tabii eklemin bir problemi olup olmadığını anlamakta fayda var. Özellikle omuz görüntülemesi yaparak fizik muayene ile beraber omuzundaki bir kere problemi tespit etmemiz lazım. Bağ yırtığı mı var, tendon iltihabı mı var, herhangi bir kemikte bir kırıldı ya da yanlış kaynama mı var? Bir kere omuz anatomizi iyi görmek lazım. Diğer eklem ağrılarınız iltihaplı bir romatizmaya bağlı bulguları mı var yoksa iltihaplı olmayan kireçlenme dediğimiz ağrı grubuna mı giriyor onu netleştirmek lazım. Sonra size özel tedavi yöntemlerimizle fizik tedavi yöntemleri biraz önce sonra anlatacağım ozon PRP uygulamalarıyla biz hastalığımızı çoğunu şifaya kavuşturuyoruz. Evet, teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz soru için. Şimdi o zaman siz dediniz ki biz enjeksiyonlardan fizik tedavi yöntemlerinden daha çok faydalanıyoruz. Şimdi burada oksijenin bize faydası oksijenin bir türevi ozon. Ozon tedavisi son yıllarda hakikaten çok yer buldu. Çünkü sanki dokuyu yeniliyor mu? Ne yapıyor ozon tedavisi? Ozon da çok bir de pop... nedir? Onu bir de popüler bir, bir konu. 3 evet. e, atomlu bir oksijen molekülü yani aslında. Yani O2 yerine O3, O3. Bir, bir oksijen atomu daha fazla. Yüksek enerjili bir molekül. Normalde galakside, statosfer tabakasında ultraviyole ışınlarını önleyen bir e, yapı. Tabii biz bunu medikal anlamda kullanıyoruz bir jeneratör yardımıyla özellikle bir jeneratörden saf oksijenden elde edip belli oranlarda hastalarımızı uyguluyoruz. Ne yapıyor ozon? Bir kere vücuttaki en büyük problem oksijen eksikliği. Bütün hastalıklar, bütün kanserler, bütün dejenerasyonlar, kireçlenmeler, bütün şeker, diyabet, tansiyon hepsi ortamdaki oksijen yetersizliğine bağlı oluşuyor. Bir kere biz hastaya oksijen vermiş oluyoruz. Bu en önemli etkisi. İkincisi diğer taraftan da vücudun bağışıklık sistemini uyandırıyoruz. Normalde bir bağışıklık sistemimiz belli bir seviyede çalışırken ozonla beraber, vücuda alınan ozon gazıyla beraber, onların kimyasal tepkimeleriyle beraber vücutta bir alert durumu olup bir bağışıklık sisteminde vücudun antioksidan dediğimiz savunma sisteminde ciddi bir artış oluyor. Hem Böylece hem hastanın vücudunu oksijenlendiriyoruz hem de vücudunda bir bağışıklık sistemini oluyor. uyarmış oluyoruz. Bu çok önemli bir etki reaksiyon tepkimesi yaratıyor. Vücutta. Nasıl veriyorsunuz bunu vücuda? şekilde görülen kan yıkama dediğimiz major otohematopiyi dediğimiz kan yıkama bunlardan bir tanesi belli aralıklarla hastadan kan alıp vücud... bu hastanın alınmış olan kanı evet. oksijene ozonlanıp tekrar geri Veriyoruz. veriliyor damar yolu açıyoruz burada bir tamamen e, özel bir sistem var kapalı bir steril bir sistem bu e, vakumlu bir şişemiz var hastadan belli düzeyde belli seviyelerde kan alıyoruz. Sonra başka bir serum setimiz var. Burada bir bakteri filtremiz var. Bunun ucundan ozonu istediğimiz dozlarda verip bunun içinde tepkimeye sokup hemen tekrar akabinde vücuduna tekrar geri veriyoruz. Böylece kanın içine oksijenlenmiş ozon gazı verilip bütün vücutta bu sistemik etki yaratmış oluyor. Sadece bu mu? Hayır. Özellikle ağrıda ben çok kullanıyorum. Eklem ağrıları, diz ağrıları, omuz ağrıları, bel fıtığı, sırt ağrıları kas içine kulunç dediğimiz kas yapışıklıklarının içine yapıyoruz. Çok etkili bir yöntem. O yüzden ben ozon tedavisi gereksiz cerrahiye gitmesini önlüyor hastaların. Mutlaka bundan faydalansın istiyorum. Özellikle kanser hastaları, şeker, tansiyon çok geniş bir ozon uygulama Kullama aralığı araları. var. Bir de PRP var. PRP'yi de kullanıyorsunuz. Tabii. PRP çünkü bunlar ikisi birbirine benziyor. Hep vücudundan kan alıp değil mi? Evet. Onun kullanıldığı yerler. PRP de aktive edilmiş trombosit hücreleri yani pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin onarım aşamasında bize getirdiği olumlu etkilerinden faydalanmak. Bu da yine yine güncel tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Yine eklem ağrıları, diz ağrıları, romatizma ağrıları, omuz, ayak bileği yine kas ağrılarında çok sık uyguluyoruz. E, tendon tenisçi dirsekleri en çok elini kullanan hanımlarda çok gördüğümüz için şimdi bunda bir belli miktar kan alıyoruz. Onları santrifüj ediyoruz. Tabii bunların FDA onaylı ve belli bir klasifikasyon uygun olması gerekiyor. Daha sonra ayrıştırdığımız şifalı hücreleri o bölgeye enjekte edip olumlu etkilerinden faydalanıyoruz. Şimdi burada, burada nasıl görünüyor. kan aldığımızı gösteriyor. Evet. Belli bir hızda ve belli bir sürede çeviriyoruz ayrıştırıp istediğimiz yere yapıyoruz. Şimdi güncel bir tedavi yöntemi çıktı. Prolo ozon ve ozon PRP'nin beraber kullanılması. Ozon ve PRP beraber kullanıldıklarında eklem ağrılarını çok daha başarılı. İkisini beraber kullandığımız hastaların geri dönüşleri çok çok daha iyi. Ya da proloterapi denilen dekstroz dediğimiz şeker, şekerli suyla yapılan o eklemi iyileştirme tedavisini ozonla da yapabiliyoruz. Bu da güncel bir konu. Biz de bu hastalarımızı uygulayıp ciddi sonuçlar alıyoruz bu tip evet, hastalarda. Yani böyle, böylece hem ağrı kesici kullanıp midelerini bozmuyorlar. Çünkü ağrı kesici mideye çok dokunuyor. Midenin delinmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ama buna karşı ağrı kesici sadece o anki ağrısını gideriyor. Halbuki bunlar tedavi vadeli, edici, tedavi tamamlayıcı, onarıcı, orada iltihap kurutucu, yeniden o hücrelerin yenilenmesini sağlayıcı özellikler. Özellikle gereksiz cerrahi, yanlış yapılan cerrahiler sonrasında hastanın gerçekten ızdırap dolu bir hayat yaşamasını önüne geçmiş oluyoruz. Ben buradan hastalarımızı tekrar uyarıyorum. E, gereksiz cerrahi gitmektense bu tip uygulamalardan ciddi anlamda şifa bulabilirsiniz. Evet, öncelikle daha basit yöntemler daha Tabii. E, bunlarla yola çıkabilir. Tabi. Bir telefonumuz var, Hollanda'dan geliyor telefon. Rüstem Çoban bizi arıyor. Günaydın efendim. Rüstem Bey günaydın. E, günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Ben kendi adıma değil, benim eşimin adına sizden konuşmak istiyorum doktorumuza. Buyurun efendim, sorun hemen sorunuzu. Şimdi efendim e, e, yani bundan bir hafta bir hafta önce e, zaten e, hafif hafif e, toparlama yapıyordu, belinde e, ağrı ağrı oldu e, ama e, bir hafta önceden e, zaten vardı bu şimdi oturamıyor bile yani yemek yirkene yemek yirkenе ee, yani zorluk çekiyor. Evet. Ee, ne yapmak lazım? Yani ee, yemek masasına oturup de, yiyemiyor öyle mi? Yeme yemeği yiyemiyor, otur sandalye oturamıyor. Evet. Bu bir haftada ortaya çıktı. Önceden hafif hafif vardı, bir birden çıktı. çıktı. Evet. Ee, acile gittik. Ne dediler? Acile gittik, acilde ağrı kesici verdiler. Ee, film çektiler, ee, filmde fazla bir şey yok. Çok eskiden zaten bunun beli e, ağrıyordu, çok eskiden. Ee, onun yetkisi değil dediler, onda bir şey yok dediler ama bilmiyorum o Turukan'a bile... Yani yemek yemiyor, sandalyeye oturup yemek yiyemiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Eşinize çok geçmiş olsun diyoruz. Sizi fazla telefonda tutmayalım. Hollanda'dan arıyorsunuz. Hemen hocamıza soralım. İlk neler yapılabilir, neler düşünülebilir? Tabii böyle bir akut gelişen bir hastada normal direkt grafiğiyle çok bir şey görmeme mümkün. Tabii bu ağrının iyi bir muayeneyle kas ağrısı mı yoksa bir omurgadan gelen patoloji olduğunu anlamak için <laughs> ben MR görüntülemesi istiyorum genelde. Omurga aralıkları kemik erimesi, kemik kalitesi, bağlar, tendonlar net olarak görmek lazım. Özellikle şunu unutmalıyız ki bel fıtığı ağrıları öne doğru eğilmekle, oturup kalkarken, yemek yer esnasındaki zorlanmalar bel fıtığının habercisidir. Tipik, tipik, tipik bulgular. bulgularıdır. O yüzden bir MR çektirmesini belden öneririm. Onun dışında kas kaynaklı bir ağrı ise ve medikal ağızdan aldığımız ağrı kesici ve kas gevşetici cevap vermiyor ise, bu tam benim biraz önce anlattığım konu içine giriyor. Biz o ağrılı kas bölgelerine Ozon ve PRP uygulaması yaparak hastayı çok kısa bir sürede iyileştirebiliyoruz. Bu konuda bilen ya da bu konuda deneyimli bir doktor varsa uzman doktor kontrolünde yapılmalı tabii ki bunlar. Başvurmalarını bir de MR çektirmelerini öneririm hastamıza. Evet yani genelde Avrupa'dan bize gelen telefonlarda hep e, maalesef sağlık sistemleri çok iyi değil orada. E, geçiştirilen şeyler görüyoruz. Bu derinlemesine araştırma bir uzmanın araştırması çok gidemiyorlar. Tabi mutlaka, mutlaka evet. gerekir. Ama PRP ve ozonun aslında bu tip başarılı. problemlerde... Ön tedavi birinci başvurulabilecek yöntem ben olabileceğini öğrendik. Uzman doktor İlker Garipoğlu'ndan çok çok Rica teşekkür ediyorum. ediyoruz çok verdiğiniz marise. bilgiler için.